Yatırımdan herkese günaydın. Ekspres Yatırımdan herkese günaydın. Bugün Zeynep'le birlikte ekonomik gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Zeynep günaydın. Günaydın Deniz. Dilersen başlayalım. Cuma günü açıklanan ekonomik verilerden başlayalım bir önce. ABD'de Ocak'ta 98,5 seviyesinde olan Michigan tüketici güveni Şubat'ta 95,7'ye geriledi. Beklenti verinin 98,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Tüketici güveninin bir miktar ivme kaybettiğini görüyoruz. Referandum tarihi açıklandı onun dışında. Saat 16 Nisan'da Türkiye'de anayasa referandumuna gidilecek. Bu da önemli bir gelişme. Not edelim. OPEC'in petrol arzı rakamı açıklandı Ocak ayına ait. OPEC malum Kasım toplantısında petrol arzında kesintiye gitmek üzere anlaşmaya varmıştı. Petrol arzını 1 milyon varil gün kadar azalttığını görebiliyoruz. Resmi ve uluslararası enerji ajansı verilerine göre. Yani bu da taahhüt edilen petrol arzındaki kesintinin %90'ının gerçekleştirildiğini işaret ediyor. İyiye işaret. Dilersen bir de bugün açıklanacak verilere baktığımızda çok önemli bir ekonomik gelişme olmadığını görüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'la Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında Beyaz Saray'da bir görüşme var. İkili görüşmenin ana gündem maddesinin Kanada ile ABD arasında yapılması planlanan Keystone XL petrol boru hattı olması ve ticari anlaşmalar olması bekleniyor. Gelişmeler bu yönde. Dilersen bir de varlık fiyatlarına bakalım. Emtia fiyatlarında güçlü bir hava hakim. En fazla yükselen emtia demir cevheri fiyatı olmuş. CDS tarafına baktığımızda en fazla düşen CDS Brezilya CDS'i, tahvil tarafında ise Meksika 2 yıllığı en fazla düşen tahvil faizi, en fazla yükselen tahvil faizi olmuş. En fazla düşen ise Brezilya 2 yıllık tahvil faizi. Forex tarafına baktığımızda görüntüde şu an Güney Kore Vonu'nun en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Diğer yandan Yen de değer kaybediyor. En fazla değer kazanan para biriminin Brezilya reali olduğunu görmekteyiz. Arjantin pesosu, sonra Brezilya reali. Borsalar tarafında Güney Afrika borsası Cuma gününün en fazla kazandıran borsası olmuş. Borsa İstanbul ise en fazla değer kaybeden borsa olmuş gözüküyor. Dilersen teknik seviyeleri alalım senden. Biz altında geçtiğimiz haftanın son 2 gününde özellikle 4 saatlik grafikteki mavi renkle gösterilen yükseliş çizgisinden çıkış gerçekleştiğini söylemiştik. Kısa, orta ve uzun vadedeki yükseliş trendi devam etmekle birlikte 1228 dolar seviyesinde bir destek var. O desteğin yakınlarında işlem görüyor altın. 34 günlük, 34 birimlik hareketli ortalamanın altında 89 birimlik hareketli ortalamanın üstünde seyrediyor. 1228 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça 1236 dolar seviyesi hedeflenebilir. 1236 dolar seviyesi de zaten bir süredir tekrar ettiğimiz önemli bir seviye. Bu seviyenin üstünde tutulması durumunda 1250'leri hedefleyebileceğini söylüyorduk biz altının, ama şu an için 1228 doların üstünde tutulması önemli. Olası desteğin kırılması halinde ise 1221'ler altın tarafında hedeflenebilir. Bir diğer değer kaybı da dolar Japon yeni tarafında. Biz bir süredir 2 ayrı kırmızı çizgi takip ediyorduk. 4 saatlik grafikte düşüş çizgisi takip ediyorduk. Şu aradaki boşluk 2 gün içerisinde, yani Perşembe Cuma gününde buradaki yükseliş gerçekleşti. Ve biz haftaya şurada gözüktüğü üzere yukarı yönde boşluklu bir açılış gerçekleştirdik dolar Japon yeni tarafında. 113,92 seviyesindeki direnç bölgesine yakın seviyede işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu seviyenin yukarısına çıkılması durumunda 114,61 seviyesi hedeflenebilir dolar Japon yeni tarafında. Kısa ve orta vadede düşüş trendi devam ediyor. 113,15 seviyesi ve 112,45 seviyeleri de destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Euro-dolar tarafında da uzun bir süredir işlemlerin gerçekleştiği yükseliş kanalından çıkış gerçekleşmişti. Biz 4 saatlik grafikte mavi renkle bir düşüş çizgisi takip ediyorduk. Analiz saatinde 1.0620 seviyelerinden işlem görüyordu Euro-dolar paritesi. 34 ve 89 birimlik hareketli ortalamaların altında. 1.0604 ilk destek seviyesi, 1.0652 de ilk direnç seviyesi olarak Euro-dolar tarafında takip edilebilir. Şu an için biz kısa ve orta vadede de bir düşüş trendinden Euro-dolarda artık bahsedebiliyoruz. Son olarak Dolar-TL tarafına geldiğimizde ise 3.6915 seviyesindeki direncin yakınlarında kısmen yatay bir seyir var kısa vadede. Orta ve uzun vadedeki yükseliş trendi devam ediyor. Günlük grafikte de onu gözleyebiliyoruz. Günlük grafikte bu 4 saatlik grafik, günlük grafikte de 21 birimlik, yani 21 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. 4 saatlikte de 34 ve 89 birimlik hareketli ortalamaların altında. Burada bizim dikkat ettiğimiz bir de şu oldu bugün. ADX göstergesinde yeşil renkte gösterilen yükseliş çizgisi, kırmızı renkte gösterilen düşüş çizgisini yukarı yönde kesmek üzereydi. Bu hareket teyit edilirse eğer ve 3.6915 seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleşmeye devam ederse 3.7221 seviyesi Dolar-TL tarafında hedeflenebilir. Ancak 3.6915'in altında kalınması halinde ise 3.6601 seviyesi bizim önemli destek seviyemiz olmaya devam ediyor. Az önce de belirttiğimiz gibi oldukça sakin bir takvime sahibiz bugün. Haftaya çok sakin bir takvimle başlıyoruz. Yarın yeniden gelişmeleri size iletiyor olacağız. Teşekkür ederiz.